Sonunda bayram tatili bitti. Ofisime kavuştum. Hakikaten çok mutluyum. Açık havadan çalışmak da güzel ama burada kendimi çok daha iyi hissediyorum. Ekipmanlarım çok daha iyi. Bunun şerefine sizler için çok önemli bir video hazırladım. Bugün Amerika'nın borç tavanı meselesini konuşacağız. Amerika'nın borç tavanı o kadar önemli bir konu ki sadece Amerikan piyasalarını değil bütün dünya ekonomisini etkileyebilir. Hatta jeopolitik sonuçları olabilir. Çünkü borç tavanı sonunda Amerikan dolarının gücünü kökten etkileyen bir mesele. Amerika piyasaları konusundaki genel olumlu görüşüm aynen devam ediyor. Zaten sunumun başında onunla ilgili birkaç ipucu vereceğim size. Ama borç tavanı meselesi çok ciddi bir mesele. Bu sorun oldukça yakın bir tarihteydi ve gittikçe de yaklaşıyor. İşte bu çok önemli gelişmeyi mutlaka detaylı incelememiz gerekiyor. Hazırsanız başlıyoruz. Beni acayip geren borç tavanı meselesine girmeden önce borsalardaki güzel haberlere bir bakalım. Ondan sonra borç tavanı meselesine geleceğiz. Öncelikle dün Amerikan borsaları genel olarak olumluydu. S&P 500 ve Dow Jones günü yeşilde kapattılar. Nasdaq hafif kırmızıdaydı. Nasdaq'ın kırmızıda olmasının sebebi de bu hafta gelecek Microsoft gibi, Meta gibi, Amazon gibi şirketlerin bilançolarından olan korku. Bunlarla ilgili beklentilerimi dün topluluk sekmesinde bir yazıyla paylaştım. Ayrıca tweet de attım bununla ilgili. Eğer beni Twitter'da takip etmiyorsanız mutlaka takip edin. Bora Özkent diye geçiyorum orada da. Çünkü günlük anlık bilgileri orada paylaşıyorum. Her şeyi video yapmak mümkün değil. Dün dolar endeksi de biraz geriye doğru gitti. Bu da iyi haber. Bitcoin açısından Bitcoin nitekim düşüşünü durdurdu. Böyle 27.300-400-500'lerde takılıyoruz. Herhalde onun da gerçek yönünü önümüzdeki haftaki Fed toplantısı belirleyecek. Amerika Birleşik Devletleri'nde bilanço döneminde olağanca hızla devam ediyor. Dün de çok sayıda bilanço açıklandı. Genelde normal bir bilanço dönemi diyebiliriz. Ne bir resesyon işareti var, ne aşırı iyi bir ekonomi işareti var. Hafif durgun bir ekonominin bilançolarını dinliyoruz gibi. Dün Coca-Cola ve Whirlpool gibi çok önemli iki şirketin bilançoları oldukça olumlu geldiler. Ama günün en enteresan bilançosu bir banka bilançosuydu. First Republic Bank'tan bahsediyorum. Çok ilginç bir gün yaşadı. Gün içerisinde normal seansta hisse %12,20 yukarıya doğru çıktı. Kapanıştan sonra gelen bilanço ise şirketin hissesini %22,13 düşürdü. Yani FOMO'ya kapılıp gün içerisinde alanların canı hakikaten çok fena yandı. Nedir First Republic Bank'ın hikayesi? First Republic Bank Amerika'daki küçük bankalardan bir tanesi. Silvergate gibi, Silicon Valley gibi başı dertte olan bankalardan bir tanesiydi. Ciddi bir mevduat çıkışı yaşandığı biliniyordu. Bundan dolayı JP Morgan gibi büyük bankalar buraya gidip para yatırdılar 30 milyar dolara yakın batmasın diye. Fakat galiba yetmemiş ve bankanın hala batma riski var. Çünkü dün yayınlanan bilanço gösteriyor ki bankadan 100 milyar doların üzerinde para çıkışı olmuş. Bu bankanın toplam mevduatın %40'ı anlamına geliyor. 30 milyar dolar içeriye para konmasına rağmen bilanço böyle. Tabii banka aynı zamanda kâr da edemez hale gelmiş durumda. Ciddi bir finansal yeniden yapılandırmaya gidiyorlar. Başları epey dertte. Batacak mı? Belki hayır ama mutlaka ciddi bir yeniden yapılanma yaşayacak. Belki satılacak. Ciddi bir kadro küçülmesine gidiyorlar. Bilançoyu küçültüyorlar. Tabii piyasa bundan pek hoşlanmadı. Ama First Republic Bank'la beraber bilanço açıklayan başka küçük bankalar da vardı dün. Onlarda böyle bir sorun görmüyoruz. Yani sorun buraya özgü kalmış olabilir. Bu konuda ben hala pozitifim. Bankalarla ilgili sorunun en azından kısa orta vadede Amerika'da bir çözüme kavuştuğunu düşünüyorum. Uzun vadede bazı işler değişebilir çünkü malum Amerika'da özellikle ticari gayrimenkulde dert var. Öte yandan piyasalarla ilgili dün olumlu veri akışları akmaya devam etti. Bunlardan en önemlisi belki borsa analistlerinin S&P 500 şirketlerinin geleceğine bakışıydı. Bu ekrandaki tabloda borsa analistlerinin S&P 500 şirketlerinin gelecekteki karlarına olan bakışını görüyoruz. Ve burada ciddi bir tırmanma var. Nisan bilançoları gelince buradaki olumluya doğru dönüş var. Şurada bir çizgi görüyorsunuz. Bu çizginin üzerine durduğu sürece bilançolar olumlu gelecek anlamına geliyor. Altına inince bilançolar konusunda analistler olumsuz demektir. Burada kar tarafında %61,6'ya gelmiş durumdayız. Süper iyi değil elbette ama görüyorsunuz 50 çizgisinin epey üstünde ve yukarı doğru gitmeye devam ediyor. Hep söylüyorum Amerika'da resesyon bence çoktan geride kalmış bir hikaye. Fed zorlamazsa Amerika'yı aslında bilançolarda kar beklentilerine artış var. Aynı şekilde şirketlerin satış rakamlarıyla ilgili de beklenti oldukça olumlu. Hatta burada daha da olumlu ve 72,5 çıkıyor oran. Biliyorsunuz 50'nin üstü iyiydi. Burada bayağı sert bir yükselme var. Neden ciro kardan daha olumlu gözüküyor? Enflasyondan dolayı ciro kolay artıyor. Ama enflasyondan dolayı aynı zamanda giderler de arttığı için maliyet tarafında artışlar olduğu için kar o kadar iyi artmıyor. Aslında işin hikayesi bu kadar basit. Dün uzun zamandır bir şekilde hesaplamaya çalıştığım bir konuda da önemli bir veri geldi. Biliyorsunuz şu anda Amerika'da faizler %5 civarında Fed faizleri. Ama bizzat San Francisco Fed'in yayınladığı bir raporda aslında piyasanın hissettiği faiz oranının %6'ın üstünde olduğunu söylüyor. Neden? Çünkü bir yandan parasal daralma var. Bir yandan bankacılık krizinden dolayı kredilerde daralmalar var.
Bundan dolayı aslında şu andaki gerçek faiz %6'ların üstünde diyor bu rapor. Tabii önemli bir rapor bu çünkü Amerika'da şu anda manşet enflasyon %5 civarında, onun üzerinde faiz anlamına geliyor. Birazcık bir ümitlendirdi beni, belki Fed çıldırmaz şu faiz artışlarını bir önce durdurur diye, ama hala henüz piyasaya baktığımızda Mayıs ayında bir 25 bas puan fiyatlanıyor. Sıkıntılı Amerika borç tabanı meselesine girmeden bir de sponsorumuza teşekkür edelim. Kitap Ekspresi. Kitap Ekspresi aslında yine benim eşimle beraber bir ortak girişimimiz. Her hafta sizler için bir iş kitabını, bir kişisel gelişim kitabını okuyoruz ve özetliyoruz. 20-25 dakikada bu özetleri okuyabilirsiniz kendiniz ya da benim sesimden dinleyebilirsiniz. Benim sesimden hoşlanıyor musunuz bilmiyorum ama her hafta bir kitabı sizler için seslendiriyorum. Kimler için yarattık Kitap Ekspresi'ni? 4 tane aslında temel sebebimiz var. Birisi, kendinizi geliştirmeniz çok çok önemli. Yatırım evet çok kıymetli ama para kazanıyorsanız yatırım yapabilirsiniz. Bu da ancak kendinizi geliştirmenizle mümkün. İkincisi, yurt dışında yayınlanan bazı kitaplar artık maalesef Türkçe'ye çevrilmiyorlar gider yapısından dolayı. Bunların özetlerini size için sunuyoruz. Üçüncüsü, okumak için harika kaynaklar var ama zaman bulamıyor olabilirsiniz. İşte orada da dinleme avantajı devreye giriyor. Pek çok zaten takipçimiz beni dinlemeyi tercih ediyorlar o özetleri okumaktansa. Bir de ülkenin gerçeği, iş kitapları çok ama çok pahalılar. Onların bütün detaylarına değil ama şöyle bir özüne hakim olmak için Kitap Ekspres üyesi olmak iyi fikir. Tabii ki kitap okumak daha iyi ama bazen özetler de işimizi görebilir. Kişisel gelişim, motivasyon ve başarı, üretkenlik, para, iş yaşamı üzerine kitaplar çeviriyoruz. En son paranın psikolojisini çevirmiştik. Olağanüstü iyi bir kitaptır para konusunda. Senede 52 kitap, yani her hafta bir kitap çeviriyoruz, özetliyoruz ve yorumluyoruz ve seslendiriyoruz sizler için. Bir örnek görmek isterseniz o da web sitesinde var. Web sitesinin linki şu yukarıda, tıklayın bu örneği okuyun dinleyin. 3 aylık üyelik sadece 349 lira. Yani 3 ayda hem o ay yayınlanan 12 kitabı okuyabiliyorsunuz hem de daha önce yayınlanmış kitaplara da bakma şansınız var. Şu ana kadar üye olanlar da çok çok memnun oldular, mutlu oldular. Size mutlaka bekleriz. Linki yukarıda ve aşağıda. Şimdi gelelim iç sıkıcı Amerika borç tavanı meselesine. Öncelikle borcu miktarına bir bakalım. 8 trilyon dolar artmış 2020'nin başından bu yana ve 31,5 trilyon dolara gelmiş. Bu Amerikan hükümetinin borçlanma sınırı aslında. Hatta o sınırı azıcık da aşmış durumdalar. Bir takım ek rezervlerle bu durumu idare ediyorlar. Hane başına 240 bin dolar borç var. Yani her Amerikan hanesinin 240 bin dolar borcu var. Amerika'da borcun gayri safi milli hasılaya oranı %120'yi bulmuş durumda. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bu biraz daha yüksekti. Tarihte daha yüksek hiç olmamış. Gerçi Amerika bu konuda tek değil. Bakıyorsunuz Japonya'da %262, İtalya'da %145'lik oranlar var. Batı'nın büyük bir bölümü sorunlu bu konuda. İspanya, Kanada, Fransa, İngiltere hep bunlarda toplam borç gayri safi milli hasılanın %100'ünden daha fazla. Türkiye avantajı %42. Ülkemizin ekonomisinde de iyi şeyler olabiliyor diyelim. Peki Amerika'ya kimler borç vermiş? %58'i çeşitli yatırımcılar. Bunun içinde Çin de var bu arada. Yanılmıyorsam son rakam 809 milyar civarında Çin'in alacağı var Amerika'dan. Ama başka pek çok ülkenin de burada olduğunu görüyoruz. Niye? Çünkü Amerikan dolarına güveniyorlar ve paralarını oraya yatırıyorlar. İşin enteresanı, Amerika'nın borcunun %19.7'si doğrudan doğruya kendi merkez bankalarına. Yani merkez bankaları para basıp Amerikan hükümetine vermişler. Hiç de hoş bir durum değil. 6.1 trilyon dolar gibi. Borcun %9.2'si Amerikan sosyal güvenlik sistemine. Burası çok ürkütücü çünkü sosyal güvenlik sisteminde paranın bitmek üzere olduğunu biliyoruz. Yakında bu borcu tahsil etmek isteyebilirler Amerikan hükümetinden. Diğer hesaplara baktığımızda işte Amerikan ordusu emeklilik hesapları 1.2 trilyon dolar. Belki de Amerikan askerleri emekli olamayacaklar. Gerçi bu savaş çıkartmak için de iyi bir sebep olabilir onlara. Ve burada farklı rakamları görüyoruz. Tekrar çarpıcı rakama bakalım. Amerika aslında kendi merkez bankalarına borçlu. Yani merkez bankaları parayı basıp basıp Amerikan devletine vermişler. Ve buradaki tırmanış da çok ciddi. Bizdeki felaket tellalı ekonomistlerin zaten hep gözümüze soktuğu rakamlar bunlar. Çok yeni şeyler değil sizler için biliyorum. Ama bir şöyle net olarak görmekte de fayda var diye düşündüm. Öte yandan bu borçların faiz ödemeleri aslında tarihi düşük seviyelerde. Baktığımızda Amerika devletinin yaptığı harcamalar içerisinde faizin oranı %6.1 sadece. Bir aralar şurada görüyorsunuz çok daha yüksek, %15'lere yaklaşmış. Neden bu kadar düşük? Çünkü Amerika'da faizler düşüktü. Tabii şimdi bu da tersine dönüyor. Fed enflasyonu düşüreceğim diye sürekli olarak ne yapıyor? Faizleri yükseltiyor. Oysa buradaki %6.1 geçmiş dönemdeki düşen faizlerin sonucuydu. Oysa şimdi faizler artmaya başladığına göre Amerika'nın borçlarını ödemek için toplam bütçesine ayırdığı payın da gittikçe artacağını görebiliriz. Böyle baktığımızda da oldukça kötü bir senaryo var. Ben bu nedenle de zaten Fed'in artık buralarda bir yerlerde duracağını düşünüyorum. Çünkü kendi kendilerini vuruyorlar. Amerikan devletinin başı gittikçe daha fazla derde giriyor.
Geçen hafta Amerika'da vergi haftasıydı. Yani insanlar vergi bildirimlerini yaptılar. Maalesef vergi gelirleri beklenenden az oldu. Normalde FED bu kadar faizleri arttırdı. Ekonomiyi de biraz yavaşlattı. İnsanlar daha az para kazandılar ve bundan dolayı da daha az vergi ödeyecekler. Böyle baktığımızda şu mavi çizgi Amerika'nın vergi tahsilatlarını, kırmızı çizgi ise Amerikan devletinin harcamalarını gösteriyor. Devlet harcamalarında hızlı bir büyüme var. Buna karşın vergi gelirleri bir türlü artmıyor. Bu da açığı gittikçe büyütüyor. Zaten kıyamet de burada kopuyor işte. Borç tavanı morç tavanı yetmiyor. Tavanı mamanı delip geçiyor Amerikan borçları. Biden hükümeti para harcamayı çok seven bir hükümet. Bir yandan yeşil enerjiye dönüşüm konusunda para harcıyorlar. Üniversite öğrencilerinin kredilerini bağışlayacağız dediler 20 bin dolara kadar. Bir yandan Ukrayna Savaşı için deli gibi para harcıyorlar. Yani parayı adeta savuruyorlar. Bu da işte görüyorsunuz Amerika'nın gittikçe daha hızlanan bir şekilde borçlanmasına neden oluyor. Özellikle 2020'den beri felaket bir tablo var. Sonra bir ara durulduydu bu borçlanma ama şimdi tekrar tam gaz borçlanma devam ediyor. Buna karşın vergi geliri yok. Bu durumda ne yapması lazım Amerika'nın? Borçlanması gerekiyor tekrar. Sorun şu, Amerikan hükümeti ne kadar borçlanabileceği konusunda bir tavan biçiliyor. Bu tavan şu anda 31,5 trilyon dolar civarında ve o tavana gelmiş durumdayız. Ve bu tavanın aşılması için cumhuriyetçilerle demokratların işbirliği yapması gerekiyor. Bu konuda ciddi bir pazarlık dönecek önümüzdeki günlerde. Şu anda demokratlar böyle biraz burunları havada davranıyorlar. Diyorlar ki kayıtsız şartsız bu borç tavanını yükseltin diyorlar cumhuriyetçilere. Cumhuriyetçiler de diyorlar ki öyle değil o işler kardeşim. Sen giderlerini azaltacaksın, masraflarını azaltacaksın. Covid öncesi bütçelere döneceksin 2020 bütçelerine. Demokratlar kabul etmiyorlar. O zaman ben dönüşüm nasıl yapacağım, eğitim nasıl düzelteceğim? Kavga, gürültü birbirlerini yiyorlar. Kevin McCarthy bir cumhuriyetçi milletvekili yakın zamanda demokratlara ulaştı. Dedi ki bakın bu bizim teklifimiz bunu kabul ederseniz borç tavanını artırırız dediler. Teklifin temeli pek çok bütçe kısıntısını aslında getiriyor. Amerika'da biliyorsunuz cumhuriyetçiler devletin küçülmesi gerektiğini düşünüyorlar. Demokratlar ise sürekli büyütüyor. İkisinde iyi ve kötü yönleri var vatandaş açısından ama eğer demokratlar devleti büyütmeye devam ederlerse borçlar gittikçe daha da çok büyüyecek ve bu pek de sürdürülebilir bir yapı değil. İşte burada bu yüzden cumhuriyetçilerle demokratlar birbirine giriyorlar. Bu birbirine girme eğer Haziran'a kadar çözülmezse başımız gerçekten dertte. Çünkü son rakamlar diyor ki Amerika Haziran'da bu yedek borç tavanını aşmış olacak ve Amerika artık borçlarını ödeyemez hale gelecek. Default'a düşecek. Default'a düşmek yani borçları ödeyemez hale gelmek çok korkunç bir şey Amerika açısından. 2011'de benzer bir durum yaşanmış. O dönemde de bu borç tavanı konusundaki kavga çok çok uzamış. Borsalar paniğe kapılmışlar ama daha da önemlisi Amerikan dolarının dünya rezerv para statüsü sorgulanır hale gelmiş. Gayet normal paramızı oraya park ettik güvenli diye adam şimdi borcunu ödeyemeyecekse paramı çekerim. Biliyorsunuz son zamanlarda zaten Çin'de, Rusya'da vesaire Amerika'nın üzerine bu konuda gidiyorlar. 2011'de ne olmuş? Amerika Birleşik Devletleri'nin rezerv para olma özelliği %62,5'lardan %60'lara doğru geriye çekilmiş burada görüyorsunuz. Sonra borç tavanı meselesi çözünce geriye doğru gelmiş. Eğer bu sene borç tavanı kavgası uzarsa bunun daha sert bir geriye çekilme olacağını düşünüyorum. Çünkü biliyorsunuz zaten Amerikan dolarına karşı çok ciddi mücadele var. Çin bunu mutlaka kullanacaktır. Evet bunlar bayağı ürkütücü, iç karartıcı haberler. Tahminimi söyleyeyim. Bir süre tartışma olacak. Cumhuriyetçiler bunu mutlaka kullanacaklar. Özellikle Trump aleyhine tutuklama kararları falan çıkaran demokratlardan iyi bir intikam alınacak. Trump bu arada cumhuriyetçiler içerisinde tekrar kuvvet kazanıyor. Son yapılan bir ankette alternatif aday DeSantis'ten Florida valisi şu anda daha yüksek desteğinin olduğu görüldü cumhuriyetçi seçmen içerisinde. Tabii çok acayip bir şey yani koskoca Amerika'nın Biden gibi bir yaşlı beyefendiyle Trump gibi biraz ilginç bir beyefendinin arasında kalması çok çok ilginç. DeSantis de bu arada arıza bir model Florida valisi ama muhtemelen önümüzdeki günlerde DeSantis kuvvetlenecektir diye düşünüyorum. Yani önümüzde yeni alım fırsatları olabilir. Bu alım fırsatlarına doğru hisseleri seçmek çok çok önemli. Ben de her hafta Perşembe günü sevgili YouTube kanal üyelerime bir hisse senedi konusunda detay paylaşımlarda bulunuyorum. Bu haftanın hisse senedi Enphase Enerji olacak. Enphase Enerji herkesin kendi enerjisini üretmesi, depolaması hatta gerekiyorsa şebekeye geri satması konusunda muazzam çözümler getiriyor. Çok inovatif solar panelleri var. Geliştirdiği duvar tipi piller var. Ve bence bu çözümleri Tesla'nın ev tipi çözümlerinden çok çok daha iyi. Zaten satışları oldukça iyi gidiyor. Yanılmıyorsam bugün bilançosu da gelecek bu arada Enphase'in. Onu da detaylı inceleyeceğim. Ama Enphase bence enerjinin geleceğinde güneşin payının artacağına inanan, herkesin kendi evinin tavanından ciddi elektrik ürettiği bir geleceğe inanan bir insansanız mutlaka göz atmanız gereken
bir şirket bence. Bununla ilgili detay raporu Perşembe günü sevgili YouTube kanal üyelerimle paylaşacağım. Siz de izleyebilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey kanalımıza katılmak. Nasıl katılacaksınız? Aşağıda link var. Yurt dışından katılıyorsanız onu nasıl yapacaksınız? Onunla ilgili açıklamalar aşağıda var. Katıl tuşuna basın. Siz de bizlerden birisi olun. Evet, durumlar böyle. Özetlemek gerekirse Amerika'da aslında şu anda işler hiç de fena gitmiyor. Resesyon geride kalmış bir hikaye. Benim en azından izlediğim rakamlar bunu bana söylüyor. Fed'den Mayıs toplantısında çok kötü bir sürpriz beklemiyoruz. İyi bir sürpriz belki olabilir. Bu yönden borsalar konusunda çok olumluyum. Ama bu borç tabanı meselesi ciddi bir mesele. Bunu yakın takibe alıyoruz ve eğer borç tabanında tartışmalar uzarsa bu mutlaka Amerikan piyasalarına olumsuz etkileyecektir. Ama daha önemli sonuçlar olabilir. Geçici bir süre içinde olsa Amerikan dolarının rezerv para konumu sorgulanabilir. Umarım bu bölüm hoşunuza gitmiştir. Soru ve yorumlarınızı her zamanki gibi bekliyorum. Kanalımda da sizleri görmeyi çok istiyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Görüşmek üzere.